Merhaba sevgili arkadaşlar. Relatif cümlelere bayağı bir zaman ayırdık. 14 video yaptık. Şimdi yeni bir bölüme geçiyoruz. Burada da bayağı bir video olacak aynı konu hakkında ama değişik başlıklar altında vereceğim. Şimdi burada bir genel giriş yapacağız bu bölümle ilgili. Modal verb, ähnliche verben, yani modal verbler gibi kullanılan fiiller bu ne demek? Bunu açıklamaya çalışacağım. Modal verbler gibi kullanılan fiil ne demek? Yani modal verb değil de bunlar gibi kullanılan fiil ne demek? Bu soruyu yanıtlandırabilmek için öncelikle modal verblerin neler olduklarını ve nasıl kullandıklarını hatırlamamız gerekir. Bununla ilgili özel videom var. Başlangıçtaki konularda şu anda hatırlamıyorum ama modal verblerle ilgili bir başlığa baktığınızda bulursunuz. Burada tablomuzda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane modal verbimiz var. Bunların her birinin şahıslara göre prezent zamanda çekimini görüyoruz. Können var, dürfen, müssen, sollen, wollen ve mögen. Mögen'in bir de möchte şeklinde çekim var. Buraya sığmadı, yazmadım. Biliyoruz yani bunları. Ben sadece şöyle bir hatırlamanız için tabloyu buraya aldım. Tekrar okumak veya bunu uzatmak istemiyorum. Bu bilinen bir şey ama görelim ve hatırlayalım. Bizim işimiz bunlarla değil. Bunlar gibi kullanılan fiillerle ama bunların da onlarla birlikte nasıl kullanıldığını da göreceğiz. Şimdi de bunların cümlede nasıl kullanıldıklarını hatırlayalım. Modal verbler nasıl kullanılıyordu onu hatırlayalım. Bu önemli. Basit bir haber cümlesinde presens ve preteritum zamanlarda bu fiilleri yüklem olarak özneye göre çekip hemen öznenin sağ yanında kullanırken esas fiili hiçbir çekime uğratmadan yani mastar biçiminde yani infinitif olarak cümlenin en sonuna atardık, atıyorduk. Bu kuralı biliyoruz. Hatırlayalım. Örnekler. A. Modal verb kullanılmayan presens haber cümlesine bir örnek. Ich lebe hier. Ben burada yaşıyorum. Presens bir cümle. Leben'i çektik. B. Modal verb kullanılan presens haber cümlesine bakalım şimdi. Bunda modal verb yok. Bunda var. Wollen var. Ich will hier leben. Ben burada yaşamak istiyorum. Wollen çekildi. Leben sonunda mastar. Şimdi modal verb kullanılmayan preteritum haber cümlesine geçelim. İhlepte hier. Ben burada yaşadım, yaşıyordum. Modal verb eklersek buna ne oluyor bakın. Ich wollte hier leben. Modal verb çekildi preteritum zamanda. Leben yine presens'te olduğu gibi mastar şeklinde sondadır. Bu da ne demekmiş? Ben burada yaşamak istiyordum. Modal verb kullanılmayan perfekt ve pluskvamperfekt haber cümlelerini hatırlayalım. Ich habe hier gelebt dersek perfekt. Ich hatte hier gelebt dersek pluskvamperfekt olur. Değil mi? Burada haben fiili kullanıldı yardımcı fiil olarak. Çünkü leben geçişli bir fiil. Sein fiilinin kullanıldığı perfekt ve pluskvamperfekt cümlelerde var. Onlara burada yeri vermedim. Şimdi bu hatırlama kabiliğinden bunları söylüyorum. Bunları hepsini birden anlatamayız. Şimdi burada ilginç duruma buraya daha dikkatli bakmanızı öneriyorum. Çünkü burası bizim konumuzu da ilgilendirecek. Modal verb atladı sayfayı. Evet. Modal verb kullanılan perfekt ve pluskvamperfekt cümlelerine dikkatle bakalım. Şimdi şurada modal verb yok. Haben yardımcı fiili leben olduğu için kullanıldı. Ama modal verb kullanıldığı zaman bir perfekt ya da pluskvamperfekt cümlede yardımcı fiil sadece haben'dır. Sein fiili yardımcı fiili olmaz. Bu çok önemli. Bunu unutmuyoruz. Bakın. Ich habe hier leben wollen. Gelep filan yok. Esas fiilde mastar, modal verbte mastar, haben fiili present zamanda çekildi, olduğu zaman perfect. Buraya bakalım. Leben de mastar, wollen de mastar ama yardımcı fiil preteritum çekildi. Zaman oldu pluskvamperfekt. Ben burada yaşamak istedim. Ich habe hier leben wollen.
Ben burada yaşamak istemiştim. Ich hatte hier leben wollen olur. Hatırladık değil mi? Geçelim futur 1 ve 2'ye. Bunlar yani farklı anlamlarda aslında zamansal bir belirtme olayı değil de tahmin anlamları taşır bunlar. Çok fazla da rastlanmaz ama rastlandığında da bilelim ne olduğunu. Ben yarın işi bitireceğim diye bir cümlemiz var. Gelecek zamanda tam. Hem Morgan'la gelecek zaman vurgulanıyor yani zaman zarfıyla hem de fiil çekimiyle verden yardımcı fiil çekimiyle. Şimdi futur ikiye ayrılıyor. Futur bir, futur iki diye. Bu futur ikiye futur perfekte de denir. Ben yarın işi bitireceğim diyeceksek ich werde morgen die Arbeit beenden diyeceğiz. Ne yaptık? Werden fiilini presens çektik. Esas fiili hiçbir değişikliğe uğratmadan cümlenin sonuna attık. Oldu futur bir, futur eins. Eğer ben yarın işi bitirmiş olacağım diye biraz daha tahmin anlamını güçlendirici bir ifadede bulunacaksak o zaman futur 2 yapacağız. O zaman yapı şöyle olur. Ich werde morgen die Arbeit beendet haben olur. Yani buraya esas fiili mastar olarak değil, basit mastar olarak değil de biz buna perfect mastar biçimi diyoruz. Particip mastar biçimi de diyebiliriz. Beendet haben. Yani esas fiilin particip biçimiyle bunun yardımcı fiili olan fiili mastar haline getiriyoruz. Bunu particip, onu mastar. Sonra atıyoruz. Oluyor futur 2. Ben yarın işi bitirmiş olacağım anlamını veriyor bu. Bu tamamen tahmin anlamlı bir cümledir. Şimdi bu futur 1 ve 2'ye modal verb eklersek ne olur? Bu da çok ileri bir ayrıntı. Yani günlük hayatta pek rastlanılan şeyler değil de şeklen bilin diye yazdım. Diyelim ki ben pazar günü çalışmak zorunda olacağım. Çalışacağım değil de çalışmam gerekecek. Diyeceksek bir modal verb gerekiyor. Nedir o? Müssen. Ich werde am Sonntag arbeiten müssen. Ben pazar günü çalışmak zorunda olacağım. Bu hem bir tahmin hem de geleceğe yönelik bir ifadedir. Eğer bunu biraz daha tahmin yoğunluklu söyleyeceksek o zaman futur 2 yapacağız. Ich werde am Sonntag haben arbeiten müssen. Kaç fiil var bakın? 1, 2, 3 bir de çekilen 4. Demek ki burada müssen kullanıldığı için yardımcı fiil haben'dir. Futur 2'nin. Futur 2'nin gelecek zamanını tahmini vurgulayan fiil ise verdendir o çekiliyor. Bunlar hepsi mastar bakın. Hiçbiri ne particip var ne bir şey. Önce esas yardımcı fiil haben, sonra esas fiil olan arbeiten modal vermişsin burada. Sıralama bu bakın. Haben yardımcı fiili mastar, esas fiil mastar, modal verb mastar, çekilen fiil zamanı vurgulayan fiil prezens zamanda çekiliyor. Hem futurda hem futur 1'de hem futur 2'de verden fiili prezens çekiliyor ama buradaki şekil farklı bakın. Burada haben yok futur 1'de. Futur 2'de fazla olarak haben var. Şimdi bunları hatırladık. Buradan hareketle yeni konuya geçeceğiz. Yani bunları eğer anlamadıysak boşa uğraşırız. Modal verblerin yan cümlelerden nasıl kullanıldıklarını hatırlayalım. Pardon, daha hemen geçmemişiz. Bir de yan cümlede modal verbleri kullanırsak durum ne olur onu hatırlayalım. Yan cümlemiz presens olsun. Çalışmak zorunda onun için gelmiyor. Yani çalışmak zorunda olduğu için gelmiyor birisi. Diyeceksek while'ı kullanacağız yan cümle bağlaç olarak. Yan cümlemizde de yüklem sonra gidecek. Er kommt nicht weil er arbeiten. Ne oldu? While'ı bağlaç olarak yan cümlenin başına aldık. Sonra özne, sonra başka tümleç varsa şu arada söyledik. Tümleç yok söylemedik. Esas fiil mastar. Modal verb çekilen fiil yüklem olarak cümlenin sonunda. Eğer çalışmak zorundaydı, onun için gelmedi diyeceksek, preteritum zaman kullanacaksak, tek fark yardımcı modal verbin preteritum zamanda çekilmesidir. Diğer bütün unsurlar presence'le aynıdır bakın. Ama presence'te müssen presence çekildi oldu mus preteritum'da preteritum çekildi mus da oldu.
Eğer bunu pretersum zamanda değil de perfekt zamanda geçmiş zaman yapacaksak o zaman şöyle olacak cümle. Er ist nicht gekommen, weil er hat arbeiten müssen. Bakın burada normalde yan cümlelerde yüklem sona gider ama böyle olmuyor işte. Modal verb varsa yüklem sona gitmiyor. Bu ikisinin sonunda yer alıyor. Arbeiten müssen var ya cümlenin sonuna gitmiş. Hat buraya gelmiyor şu sona. Bu ikisinin sol tarafında yer alıyor. While ile er arasına da girmiyor. Bu ikisinin yani yüklemi oluşturan fiillerin ikisinden önce yer alıyor çekilen fiil. Yan cümlede. Buna dikkat edeceğiz. Eğer bu cümle pluskvamperfekt olsaydı habını sadece pretertum çekecektik. Burada perfect cümlede habını presence çektik. Oldu cümle perfect. Burada habını pretertum çektik. Cümle oldu pluskvamperfekt. Bunları karıştırmıyoruz. Bakın hepsinin örnek var burada. Şimdi modal verb gibi kullanılan fiiller liste halinde Türkçe karşılıklarıyla sunuyorum. Bu genel giriş videosu. Bu konu çok önemli. Hepsi önemli ama bu daha da önemli. Çünkü anlatımda ve anlamada bize çok büyük kolaylıklar sağlayacak. Şimdi adına Wahrnehmungsverben denen fiiller var. Yani algılama anlamlı fiiller. Bunları bir mastarla birlikte kullanılan durumları göreceğiz. Sehen görmek, hören işitmek, spüren hissetmek, fühlen de hissetmek. Arada biri duyularla yani dokunarak, koklayarak filan, diğeri ise bunun dışındaki hissetme olaylarını kapsar. Hareket anlamı içeren fiiller gelmek, gitmek, taşıtla gitmek, koşmak, göndermek de bunların içine alabiliriz. Hatta antrenman yapmayı da alabiliriz de bunlar çok fazla kullanılmaz. Şıkkede biraz kullanımını vereceğim. Efendim, lassen fiili çok önemli. Bunun bir sürü anlamı var, farklı yapıları var. Bunları göreceğiz bu video serisinde. Bleiben'in kullanımını, stehen, bleiben, liegen, bleiben, hängen, bleiben vesaire. Bunları ayrı başlıklar altında göreceğiz. Finden ve haben fiillerinin bir bastarla birlikte çok özel kullanımlar var onu. Machen artı infinitif göreceğiz. Lernen, helfen, lehren artı infinitif bunların bir basit mastarla nasıl kullanıldığını, heißen'ın, sich'legen'in bunların hepsini bazısını ikisini bir araya getirerek bazısını tek başına videolarla sizlere sunmaya çalışacağım. Bu fiillerin bir kısmı tüm zamanlarda modal verblerle aynı kurallara bağlı olarak kullanılırken bir kısmı ise sadece presens ve preteritum zamanlarda modal verbler gibi kullanılırlar. Perfekt ve pluskvamperfekt zamanlarda ise onlardan ayrışırlar. Verblerin kendileri forgangs pasif yani edilgen cümlelerde kullanılmazlar. Yani können, wollen, sollen, mögen vesaire bunları edilgen cümlelerde yani forgangs pasif olan edilgen cümlelerde kullanamayız. Modal verb gibi kullanılan fiiller de bir infinitifle yani mastar bağlantısı içindeyken forgangs pasif cümlelerde kullanılamazlar. Yani bleiben'i kullanamayız zaten de gehen'i de zaten geçişsiz fiiller edilgen forgangs pasif cümlelerde kullanamayız ama diyelim ki şimdi aklıma gelmiyor. Boşuna konuyu karıştırmayayım. Bu başlığı inceleyelim. Ne diyor? Modal verb gibi kullanılan fiillerde efendim forgangs pasif cümlelerde kullanılamaz. Böyle bağlantılı durumlar dışında anlam ve yapılarının uygun olması halinde edilgen cümlelerde kullanılmaları mümkündür. Bunları da örneklerle vereceğim. Şimdi yani kafadan atma örnek vermeyeyim belki tutmaz. Örnek, çocukların dut ağacına çıktıkları görülüyor. Görülüyor bakın, görülmek, görmek, görülmek.
Anlam edilgen. Bakalım yapıda edilgen olabilir mi? Çocuk, pardon, kelimeler burada. Şimdi biz burada bakın edilgenliği vereceğiz ama forgangs pasifle veremiyoruz. Neden? Modal verb gibi kullanılan fiiller de bir infinitifle birlikte kullanılıyorsa onlar da forgangs pasifte olmaz ama bunlar edilgen anlam veren cümlelerde kullanılmaz anlamında değil. Man kelimesi şuman, tekneli man edilgenlik anlamı verir ama yapı olarak edilgen değildir. Ne diyor? Man sieht die Kinder auf den Maulbeerbaum klettern. Bu da edilgen bir cümle. Anlamı edilgen ama değil mi? Manlı cümleleri hatırlayalım. Man kelimesi bir cümleye edilgenlik anlamı katar ama cümle yapısı etkendir, aktiftir yani. Burada anlatmışım bakın. Burada man sözcüğüyle yapı olarak etken yani aktif, anlam olarak pasif edilgen bir cümle görüyoruz şurada. Bu cümledeki zeyn fiilini şu şekilde hem anlam hem de yapı olarak edilgen yani forgangs pasif şekilde ifade edebiliriz. Zeyn'in kendisini edilgen cümlede kullanırız ama kletten zeyn şeklinde kullanamayız. Yani modal verb gibi kullanıldığı durumlarda bunları edilgen cümlede kullanamıyoruz. Ama kendisini tek başına kullanabiliriz. Görülüyor deriz. Es wird gesehen, dass die Kinder auf den Maulbeerbaum klettern. Bu cümlede aynı bu anlamı veriyor ama bakın burada zeyni tek başına bir basit fiil olarak edilgen cümlede kullanırız. Çünkü geçişli bir fiildir. Görülüyor ki çocuklar dut ağacına tırmanıyorlar. Ama bu cümleye getirip de bu edilgenliği buraya sokamayız. Yani nasıl olmaz diyeyim, şöyle diyeyim. Olmaz ki diyeyim yani. Olmaz, olamaz ki diyeyim. Geçiyorum. Bu videoda sadece Wahrnehmungsverben artı infinitif yani algılama anlamlı fiillerle ilgili çalışma yapacağız. Bunu böleceğiz başlıkları. Şimdi burada sehen, hören, spüren ve fühlen fiillerini modal verb gibi nasıl kullanacağız? Bu bölümü göreceğiz. Diğerlerine de ayrı başlıklar altında onları da sunacağım. Bu fiiller, şunlar, bu dördü, tüm zamanlarda modal verbler gibi kullanılırlar. Ne demek bu? Baştan anlattım işte. Modal verb konusunu baştan tek tek örneklerle özetleyerek anlattım. Orayı anladıysan bu dediğim, bu cümlenin anlamı da budur yani. Burada tekrar o kadar şeyi anlatmam gereği yok. Örnek. Setze mit sehen. Sehen fiilinin kullanıldığı cümleler. A in Aussage setzen. Yani basit haber cümlelerinde. Soru cümlesi değil, basit bir cümle. Ben eve gidiyorum. Basit cümle bu. Buna Almanca'da Aussage Satz diyoruz. Böyle basit bir cümle var. Örnek. Babamın geldiğini, yani geliyor olduğunu görüyorum. Geldiğini derken buradaki die geçmiş zamanmış gibi gelmesin. Ben görüyorum, babam geliyor demektir buradaki anlam. Bunu vurgulamak için şurada geliyor olduğunu dedim. Yani böyle bozuk Türkçe kullanacak biri değilim ben. Ama anlaşılsın diye bu şekilde açıklamalar yapıyorum. Geldiğini derken, ha hocam geldiğini geldi yani. Onu, hayır, geldiğini görmüyorsun. Gelmekte olduğunu, geliyor yani. Zamanı buradan çıkaracaksın. Ich sehe, görüyorum. Meinen Vater kommen. Babamın gelmekte olduğunu, geliyor olduğunu görüyorum. Bunun eş anlamlısı şu. Bakın neden präsenz? Ich sehe, dass mein Vater kommt. Bu ikisi aynı anlamda ama Almanlardan şu alttaki cümleyi çok sık duyamayız. Onlar daha çok şunu kullanır. Ich sehe meinen Vater kommen. Bakın burada akkuzatif, burada daslı cümlenin öznesi olduğu için nominatiftir. Ben görüyorum ki babam geliyor, burada babamı gelirken görüyorum. Ben gelirken değil, o gelirken görüyorum. Yani o geliyor, o geliyor, ben onun geliyor olduğunu görüyorum. Geliyor yani. Geldi değil, geliyor. Yürüyor buraya doğru. Bu farkı zamanı nasıl tayin edeceğimizi bu şekilde yorumlayarak bulacağız. Bunu saliseler içinde yapacağız. Saniye bile değil. Babamın geldiğini görüyorumdaki bu geldiği ifadesi geçmiş zamana yönelikse eğer, yani ben görüyorum babam geldi,
geldi burada. Bunu diyeceksek o zaman bu presens olmaz. Ya preteritum olur ya da perfect olur. Bu tabi anlatım tarzına, anlatılan şeye bağlıdır. Bu preteritum mu, perfect mi olacağı. İhza meinen Vater kommen. Bu nedir? İhza das mein Vater kam. Ben gördüm ki babam geldi. Babamın geldiğini gördüm burası. Görüyorum değil, gördüm. İki, yani hem temel cümle DAS'a göre söylersek şuraya göre, hem temel cümle preteritum, hem yan cümle preteritum. Burada kommenin hangi zamanda olduğu bu yapıda belli olmaz. Ama genelde bu cümlenin fiili, yani modal verb gibi kullanılan fiil hangi zamandaysa, buradaki basit infinitif yani mastar da o zamanı içeriyor demektir. Perfect yaparsak Ich habe meinen Vater kommen sehen olur. No, gekommen falan olmaz. Çünkü bu sehen modal verb gibi kullanılıyor. Modal verbler nasıl kullanılıyorsa perfect zamanda, burada da öyle kullanılıyor. Orada mastar olarak gidiyordu. Burada da mastar olarak gidiyor. Bu her zaman böyle değildir. Bu bazı gruplarda farklıdır. Yani sehen, hören, fühlen ve şüpüren grubunun dışındaki gruplarda farklı durumlar karşımıza çıkacak. Onu orada açıklayacağım. Ich habe meinen Vater kommen sehen. Babamın geldiğini gördüm. Geldi. Burada. Geliyor değil. Gelmekte bir hareket yok. Geldi, burada duruyor, ben de onu gördüm. Burada zaman ya preteritumdur ya perfekttir. Burada baba geliyorsa, gelmekteyse presens. Geldi, gelme işi bittiyse ya preteritum ya da perfect olur. Bunu zamanı böyle tayin edeceğiz. Önce böyle ayrıntılı düşüneceğiz. Ne diyeceğim ben ya? Babam geliyor, onu mu görüyorum? Babam geldi, onu mu gördüm? Hani geldiyle geliyorum bu şekilde tayin ettikten sonra Almanca'ya aktaracağız. Yoksa yanlış cümleler çıkar. B. In Nebensätzen. Yan cümlelerde nasıl kullanacağız şimdi modal verbe benzeyen bu fiilleri? Babanın geldiğini görmen, yani görüyor olman imkansız. Senin görüş açına girmiyor ki bunu öyle diyesin diyor annesi diyelim ki. Böyle bir cümle var diyelim. Babanın geldiğini görmen, yani gelmekte olduğunu, geliyor olduğunu görmen imkansızdır diyor. Burada zaman presens demek ki. Ne diyeceğiz? Es ist unmöglich, yan cümleyle söylersek, dass du deinen Vater kommen siehst. Değil mi? Babanın gelmekte olduğunu, yani geliyor olduğunu görmen imkansızdır. Ne oldu burada? Modal verb gibi kullandık. Kommen mastar olarak zehenden önce yer aldı. Zehen'i çektik, cümlenin sonuna attık. Modal verblerde böyle yapıyorduk. Fark eden bir şey yoktu. Eğer baba geldi de sen bunu gördüm diyorsan ve de o da imkansız diyorsa, o zaman geçmiş zamandır, değil mi? Diyor ki babanın geldiğini görmen imkansızdı. Baban geliyordu da sen görüyordun, öyle bir şey yok diyor. İmkansızdı. İkisi de geçmiş zaman. Es war unmöglich, dass du deinen Vater kommen sahst. Siehst olursa präsens, sahst olursa preteritumdur. Fark nedir? Sadece fiilin çekimi değişmiştir. Präsens de präsens çekildi, preteritum da preteritum çekilmiştir. Yüklem sondadır. İkinci fiil basit mastarda çekilen fiilin solunda yer almıştır. Eğer bu geçmiş zamanlılık preteritum değil de perfect olacaksa, modal verb gibi kullanılan bu fiillerde yine durum biraz değişir. Ne olur bakın. Babanın geldiğini görmen, yani görmüş olman imkansızdır diyorsa, es ist unmöglich, dass du deinen Vater hast kommen sehen. Yani şöyle olmuyor. Dass du deinen Vater kommen sehen hast diyemiyoruz. Bu bir kural. Yüklemi sona atamıyoruz. Bu iki mastardan önce söylüyoruz. Zeyen modal verb gibi kullanıldığı için esas fiilin sağında yer aldı. Ama çekilen fiil, yani yüklem, sona gitmedi. Bu iki mastarın solunda yer aldı. Buraya da girmedi. Buraya da girmedi. Buraya da. Buraya ne oldu? Bunlar söylendi. Özne
tümleşler söylendi. Sonra fiillere sıra geldi. Çekilen fiil yani yüklem çekilmeyenlerin sol tarafında yer aldı. Oldu cümle perfect. Bu önemli. Hören'le örneklere geçelim. Şimdi Z'ni gördük. Modal verb gibi nasıl kullanıldı. Bir de Hören'i görelim. Telefonunun, senin telefonunun yani çaldığını duyuyorum. Çaldığı derken çaldı duyuyorum değil. Çalıyor telefonun, onu duyuyorum. Yani zaman presens. Ich höre dein Handy klingeln. Yan cümleyle söylersek ich höre das dein Handy klingelt. İkisi de aynı anlamda. Ama bu daha çok kullanılır. Telefonunun çaldığını duydum. Yani ben duydum, senin telefonun çaldı. Çalıyor değil, çaldı. Ya pretertum ya perfect olur. Pretertum olursa öğreni çekiyoruz. Ich hörte dein Handy klingeln. Yan cümleyle yaparsak ich hörte das dein Handy klingelte. Şimdi bunu perfect yaparsak modal verbsiz ich habe dein Handy klingeln hören. Telefonunun çaldığını duydum. Ich habe gehört dass dein Handy geklingelt hat olur. Senin telefonunun çaldığını duydum. Bu şekilde olur. Çaldığını duydum. Yani öğreni bu tarafa aldık. Onun için böyle oldu. Bir önceki sayfaya bir dönmek istiyorum. Bir yanlışlık mı yaptım diye. Klingeln. Ha, burada esisin unmöglükle girmişiz. Onun için fiiller burada, çekilen fiil sona gitti. Çünkü burada başka bir fiil daha yok. Değil mi? Telefonunun çaldığını duydum. Ich habe gehört. Das dein Handy geklingelt hat'tır. Yan cümlede kullanacak olursak, modal verb gibi kullanılan fiili yan cümlede kullanacak olursak, telefonumun, yani benim telefonumun çaldığını, yani çalıyor, çalmakta olduğunu, senin duyduğunu, yani duyuyor olduğunu sanmıyorum. Yani prezenslik vurgulanıyor değil mi burada? Benim telefonum çalıyor, sen de bunu duyuyorsun, böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Präsens. Yan cümleyle vereceğiz. Ich glaube nicht. Sanmıyorum. Neyi? Dass du mein Handy klingeln hörst. Basit mastar. Çekilmeden adı mastar zaten burada. Hören'i modal verb gibi çekerek sona attık. Telefonumun çaldığını, yani çalmış olduğunu, yani telefonum çaldı, sen onu duydun. Böyle bir şey olmaz sanmıyorum diyor. Yani geçmiş zaman vurguluyoruz. Bu parantez içindeki durumlar bu şekilde algılayacağız. Ich glaube nicht, dass du mein Handy klingeln hörtest. Ne oldu? Klingeln master olarak solda çekilen fiil, yani modal verb gibi kullanılan hören sağda yer aldı, çekildi pretertum zamanda. Eğer bunu perfect zamanda geçmiş zaman yapacaksak durum şöyle. Ich glaube nicht, dass du mein Handy hast klingeln hören. Z'nde olduğu gibi ne yaptık? Çekilen fiili en sona atmadık. İki mastarın solunda söyledik. Modal verb gibi kullanılan sona gitti. Diğer basit mastar bunun solunda. Yüklem olacak olan yardımcı fiil ise onların solunda yer aldı. Present zamanda çektik. Bakın habını. Present zamanda çektik. Cümle oldu. Perfect. Diğer ikisi de mastar. Düz mastar. Yani particip mastar filan değil. Gelelim fiülene. Bunlar çok sık örnek bulmak bile zordu da işte uğraştım birkaç örnek çıktı. In Aussagesätzen, yani haber cümlelerinde fiilen fiilini modal verb gibi nasıl kullanacağız? Buna örnekler vermeye çalışacağım. Yaşlı adam ölümünün yaklaştığını hissediyor. Der alte Mann fühlt seinen Tod nahen. Bunun anlamı bu. Yaşlı adam ölümünün yaklaştığını hissediyor. Yani daslı cümleyle söylemeye çalışırsak ne çıkar? Der alte Mann fühlt, dass sein Tod näht olur. Değil mi? Ölüm, hissediyor ki ölümü yaklaşıyor. Bunu daslı cümleyle örnekleri yoktu, yazmadım ben de.
Yaşlı adam ölümünün yaklaştığını hissediyordu diyeceksek ya perfect ya da yani hissediyordu dersek zaten preteritum anlam ortaya çıkar daha çok. Şimdiki zamanın hikayesi gibidir preteritum. Der alte man fühlte seinen tod nahen. Ne yaptı bunda? Fühleni preteritum çektik. Esas fiili yani basit mastarı cümle sonuna mastar olarak attık. Yaşlı adam ölümünün yaklaştığını hissetti. Yani perfect yaparsak der alteman hat seinen tod nahen fühlen. Aynen modal verbler nasıl kullanılıyordu? Yardımcı fiil çekiliyordu. Diğerleri sona mastar olarak atılıyordu. Burada da aynı. Yani bu sehen, hören, fühlen ve spüren fiilleri modal verbler gibi kullanılıyor. Tüm zamanlarda ve yan ve temel cümlelerde aynı kurallar uygulanıyor. Bu grup bu şekilde uygulanıyor. Bunu unutmayalım. Çünkü gruplara göre değişiyor. Yan cümlede olursa ne oluyor bakalım? Bunlar yani fiilen fiili. Yaşlı adamın ölümünün yaklaştığını yani yaklaşıyor olduğunu hissettiği yani hissediyor olduğu yüzünden anlaşılıyor. Prezenslik vurgulanıyor bu parantez içinde değil mi? Yani adam hissediyor, ölümü yaklaşıyor. Bu durum onun yüzünden anlaşılıyor. Hepsi prezens. An seinem Gesicht yüzünden demek bu. Ist zu erkennen. Bu sein zu infinitif dediğimiz bir yapı var bu cümlede. Hazırlık olsun diye bir tane verdim. Bunun üzerinde fazla durmayacağım. Bu cümlenin anlamı şu. Onun yüzünden anlaşılıyor demek şurası. Ne anlaşılıyor? Das er seinen Tod nahen fühlt. Ölümünün yaklaştığını hissettiği anlaşılıyor. Ama prezens. Hissettiği derken hissediyor olduğu anlamı var. O nedenle prezens burası. Yaşlı adamın ölümünün yaklaştığını yani yaklaşmış olduğunu hissettiği yani hissediyor. Bunu yüzünden anlıyoruz diyor. Şöyle anlamı açıklamışım bakın. Yaşlı adamın ölümü yaklaşıyordu. O bunu hissediyordu. Bu durum yüzünden anlaşılıyordu anlamını vereceğiz. Şu Türkçe cümle şu anlamı içerecek. Zamanı da ona göre buradan preteritum olduğunu çıkarıyoruz yeşillerden. An seinem Gesicht war zu erkennen, dass er seinen Tod nahen fühlte. Preteritum çektik, sona attık. Basit mastarı onun sonunda mastar olarak buraya getirdik, koyduk. Şimdi spüren fiiline geçelim. Yani bu ikisinin anlam farkını ayırmak zor. Hissetmek. Biz Türkçe'de ikisi de hissetmek ama Almanca'da bir tanesi duyularla işte dokunma, görme, tatma falan. Öbürü de bunun dışındaki hissetmeler. Haber cümlelerinde kullanalım. Kalbimin daha hızlı attığını hissediyorum diyor birisi. Burada spüren'i kullanıyor. Diyor ki ben hissediyorum, kalbim daha hızlı atıyor. Bu anlam var burada zaman olarak. Präsenslik hakim. Ich spüre mein Herz schneller schlagen. Herzin artikeli das olduğu için burada akkuzatiflik görünmüyor. Burada der artikelli bir isim olsaydı burası meinen olurdu. Tabii Herz olmazdı. Ich spüre mein Herz schneller schlagen neymiş? Kalbimin daha hızlı attığını hissediyorum. Yani ben hissediyorum kalbim daha hızlı atıyor. Kalbimin daha hızlı attığını hissediyordum diyeceksek o zaman preteritum olur. Ich spürte mein Herz schneller schlagen olur. Sadece fiil çekimi değişti. Yeşillere dikkat. Kalbimin daha hızlı attığını hissettim. Kalbim daha hızlı attı. Atma işi bitti. Ben de onu hissettim. Preteritum. Perfect. Ich habe mein Herz schneller schlagen fühlen. Bakın perfect bir cümlede geçlagen falan yok. Neden? Buradaki fühlen modal verb gibi kullanılıyor. Bu demektir ki onun birlikte kullanıldığı fiil de mastar olarak kullanılacak. Ama bu dört fiilin olduğu grupta. Diğer gruplarda iş değişecek. Ich habe mein Herz schneller schlagen fühlendir. Yan cümlelerde durum ne oluyor ona bakalım. Kalbinin daha hızlı attığını yani atmakta olduğunu hissettiğin yani hissetmekte olduğun doğru mu? Zaman ne oldu?
Presence, kalbin daha hızlı atıyor. Sen bunu hissediyorsun. Bu doğru mu? Bu anlamda bir cümle çıkacak. İstisvar, bu doğru mu? Nedir doğru mu olan? Das du dein Herz schneller schlagen fühlst. Kalbinin daha hızlı atmakta olduğunu hissettiğin gerçek mi? Doğru mu diyor. Demek ki burada fühleni presence çektik, sona attık. Schlagen'i basit master olarak onun soluna getirdik, bitti. Kalbinin daha hızlı attığını hissettiğin doğru muydu? Nedir burada cümle? Preteritum. Böyle anlıyoruz. İşte açıklaması altında. Kalbin daha hızlı atıyordu. Sen bunu hissediyordun. Bu doğru muydu? Böyle bir yorumlamadan sonra preteritumlu tespit ettik. Ve cümleyi kuruyoruz. War es war, dass du dein Herz schneller schlagen fühltest. Fühleni preteritum çektik. Sonra attık. Basit mastarı buraya getirdik. Basit mastar. Yani geschlagen olsaydı particip diyecektik. Bu hiçbir şey değişikliğe uğramadığı için basit mastar bunun adı. Basit. Kendisi. Kalbinin daha hızlı attığını hissetmiş olman hakkında ne düşünüyorsun? Kalbin daha hızlı atmış, sen bunu hissetmişsin. Bu konuda ne düşünüyorsun? Geçmiş zaman. Perfect. Was denkst du darüber, dass du dein Herz schneller hat geschlagen fühlen? Geschlagen değil tabi. Ne oldu? Perfect cümlede modal verb nasıl kullanılıyorsa öyle kullandık. Fiileni sona attık. Basit mastar onun solunda. Yardımcı fiil sona gitmedi. Bunun ikisinin solunda yer aldı. Tabii perfect cümlelerde yardımcı fiil biliyorsunuz presence çekilir. Ama normal bir cümle olsaydı sona gidecekti bu yardımcı fiil. Bu anormal bir cümle, yani modal verb kullanılan cümle bir anormal cümle. Buradaki yüklem bu ikisinin solunda yer alır. Not: fühlen ve spüren fiilleri führen veya spüren artı infinitif şeklinden daha çok wie ile başlayan can cümlelerle birlikte kullanılırlar. Örnek vermek için ben onları kullandım ama normal günlük yaşamda siz bunu bu şekilde duymaz, şu şekilde duyarsınız. Onun kalbinin atışını, yani attığını hissediyorum. Bir çocuk var, kalbi atıyor. Sen de hemşiresin diyelim veya hasta bakıcı. Şöyle der Almanlar. Ich fühle ihr Herz schlagen derler ama daha çok şöyle derler. Ich fühle wie ihr Herz schlägt. Aynı anlamdadır. Ağrının hafiflediğini hissediyorum. Bir yerin ağrıyordu, o ağrı hafiflemiş hissediyorsun. Ne diyorsun? Ich spüre wie der Schmerz nachlässt. Wie ile yapıyoruz. Yani ich spüre den Schmerz nachlassen da diyebiliriz. Ich spüre den Schmerz nachlassen şeklinde de söyleriz ama Almanlar böyle wie ile daha çok kullanıyor bunu. Evet, şimdi alıştırmalara geliyoruz. Biraz ayrıntılı bir konu. Bu bölümü iyi anlayalım. Bunu defalarca izleyelim. Bence bir kere de bu olmaz. Ondan sonra alıştırmaları sonuçlara bakmadan çözelim. Yanlış yapacağız, hiç sorun değil. Daha sonra örneklere bakıp yanlışları düzelteceğiz. Kaç alıştırma var bilmiyorum ama biraz fazla koymuştum diye düşünüyorum. Devam edelim bakalım. Burada 6'ya ulaştık. Burada 10 oldu. Çözümler 10 tane. Evet, ikinci bölüm alıştırmamız var. Buna örnek vermişiz önce. Şimdi 5 tanesi burada. Çözümde 5 tane. Burası 5 taneymiş. Üçüncü alıştırma. Bura biraz farklı bir alıştırma burada. Cümleleri tamamlayın diyor. Su gelecekse gelecek, gelmeyecekse X koyacaksınız. Yani burada su infinitif cümle mi yapacağız? Yoksa su kelimesini kullanmadan mı yapacağız? Bunu neye göre bileceğiz? Şunu anlattım ben. Basit mastar. Önünde su yok. Particip değil. Buna göre yapacağız burayı. Evet. Burada yer kaplıyor. Fazla vermedim. 4 taneymiş. 4 tane çözümler de burada. Bunlara bakacağız. Kelimelerin hepsi burada. Orada neden yok diyenlere söylüyorum. Evet, video burada sona ermiştir. Dediğim gibi biraz karmaşık bir konu ama dikkatle izlenirse anlaşılmaması mümkün değil.
Bir sonraki videomuzun konusu yine bunlarla ilgili devam ediyor. Bu defa Gebrauch der Bewegungsverben mit Infinitiv ohne zu. Yine su almayan fiillerle birlikte bunlar şunlar. Daha çok şunları ben vereceğim. Sayısı burada fazla da. Gehen, fahren, daha doğrusu gehen, fahren biraz. Efendim, kommen, şık gene vereceğim. Laufen filan biraz böyle yok yani. Örnek vermek bile çok zor. Evet, bir sonraki videoda görüşeceğiz. Üye değilseniz lütfen üye olun. Dediğim gibi 5 kuruş ödemeyeceksiniz. Herhangi bir ücreti yok. Beğenip beğenmediğinizi butonları kullanarak belirtin lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın.